Evet, 6. dersteyiz. Basamak kavramı. Önce anlamaya çalışalım. A ve B birer rakam. Rakamsa belli zaten 0'dan 9'a kadar değerler alıyor. A ve toplamının en küçük değerini soruyoruz. A ve toplamının en küçük değeri olacaksa, şimdi burada B'ye verebildiğiniz kadar büyük bir değer vereceksiniz. Neden? Çünkü B'nin önünde 3 çarpanı var. O yüzden B'ye olabildiği kadar büyük değer verirseniz AB toplamının en küçük değerini bulursunuz. Şimdi 2, 3 mantığı diyelim ki buna 7 verseniz 21 yapar. Buraya 1 verseniz 23 yapar. O zaman bu arkadaşa 7 vereceksiniz. 3 kere 7 21. Bu arkadaşa 1 vereceksiniz. 23 olacak. Yani A'ya siz buradan 1, B'ye buradan 7 verirseniz AB toplamının en küçük değeri olan 8'i bulursunuz. Eğer en büyük deseydi arkadaşlar, o zaman A'ya verebildiğiniz kadar bu sefer büyük değer verecektiniz. Yani A'ya bu sefer 10 verirdiniz mesela. B'ye buradan 1 verirdiniz. En büyük değer de 11 olurdu. Şimdi burada belirleyici olan katsayılardır. Yani en küçük değer dediği zaman yanında B çarpanı 3 olduğu için B 3 2'den büyük olduğu için o zaman 3'ün yanındaki değere verebildiğimiz kadar büyük değer veriyoruz. O zaman en küçük değer bulunuyor. En büyük değer deseydi bu sefer A'yı düşünecektik. Çünkü burada çarpan sayısı 2. Yani bu şekilde basit değerler, yani basit mantıklar düşünerek arkadaşlar bu soruları çözüyoruz. Evet. İkinci örnek. X, Y, Z farklı rakam. Yani rakam mantığını biliyorsunuz zaten. En büyük ve en küçük değerlerinin toplamını soruyoruz. Şimdi en büyük, en küçük. Bakalım. En büyük değeri için şimdi en büyük değerini bulmaya çalışalım. Rakam olduğu için Y'ye buradan 0 verirsem çünkü Y'nin önünde eksi var. O zaman Y'ye buradan 0 vermem lazım. X'e buradan 9 vermem lazım. Z'ye buradan 8 vermem lazım. Şimdi en büyük değer için şuraya yazalım arkadaşlar. En büyük değer için 3 kere 9 27 eksi 0 2 kere 8 16 en büyük değer 43 oluyor. En küçük değer için bu sefer tersini düşünmeniz lazım. X'e buradan 0 veriyorsunuz. Buna 1 veriyorsunuz. Bu arkadaşa eksi 9'u yani 9 veriyorsunuz, tamam? Yani buradan bu sefer ters işlem yapmanız lazım. Y'ye olabildiği kadar büyük, diğerlerine olabildiği kadar küçük değerler vermeniz gerekiyor. Bu sefer en küçük değeri bulmamız lazım. Burası 0 olur. 4 kere 9 eksi 36 artı 2 gelecek. Buradan eksi 34 gelecek. Bunların toplamını soruyoruz. Eksi 34 artı 43. Bunun cevabı 9. Farklı rakam. Rakam dediği için sıfır işin içine girebiliyor. 9'a kadar değerler veriyoruz. Ama bu değerleri verirken mantıklı düşünmeler yani mantıklı çıkarımlar yaparak bu soruları çözmemiz lazım. Temel kavramların en zor kısmı burası aslında. Çünkü yanlış değer verdiğinizde asla çıkmayacak. Yani temel kavramlar bu konuda biraz deneme yanılma ile alakalı bir konu. Şimdi sayı ve basamak değeri mantığı var arkadaşlar. AB sayısı 2 basamaklı. Şimdi bu 2 basamaklı bir sayı. Bu 3 basamaklı bir sayı. Bu 4 basamaklı bir sayı. Bunda bir sorunumuz yok zaten değil mi? İşte sayılar basamak değerleri birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı şeklinde gider. Sayı değerleriyle basamak değerleri çok farklı şeylerdir. Yani bir ifadenin basamak değeriyle sayı değeri farklıdır. Şimdi diyelim ki 6465. Buradaki 6'ların sayı değerleri eşittir. Bakın ikisi de 6. Ama basamak değerleri bu arkadaş 6000'dir. Çünkü binler basamağındadır. Bu arkadaş 60'tır. Yani hani sayı değerleri eşit olabilir ama basamak değerleri yerine göre, bulunduğu konuma göre değişkenlik gösteriyor. Tamam. Şimdi buradan rakamları farklı 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. Rakamları farklı 3 basamaklı anlamaya çalışalım arkadaşlar, tamam. Bakın bu tür soruların mantıkları var. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı nedir? Eksi 10. 3 basamaklı eksi 100. Eksi 100 veremeyiz. O zaman eksi 102. Eksi 101 de veremem. Eksi 102.
3 basamaklı en büyük. 102. Eksi 999 veya 900 işte 87, bunlar en küçük değerler olur. Sıfıra yaklaştırmanız lazım. En büyük eksi 102. 2 basamaklı en küçük doğal sayı. Rakamları farklı en küçük doğal sayı da 10'dur. Değil mi? Bunların toplamını soruyoruz arkadaşlar. Eksi 102 artı 10. Cevap eksi 92. Basit. Güzel. Temiz. Evet. Örnek 3'ü yapmışız. 4'teymişiz. Demek ki yanlış yazmışız onu. Neyse. Şimdi bu arkadaş 4 aslında. Rakamları toplamı 17 olan 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Rakamları toplamı 17 olacak. 3 basamaklı en büyük doğal sayı arkadaşlar. Şimdi 3 basamaklıysa bu arkadaşa 9 verirsen, bu arkadaşa 8 verirsem, bu arkadaşa 0 verirsem 980 en büyük sayı olur. Rakamları toplamı 17 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı. O zaman bu arkadaşa 1 vereceğim. Küçük olmasını istiyorum. Geriye 16 kaldı. Şimdi o zaman bu arkadaşa 9 vereceğim. 10. Gördüğünüz gibi bu arkadaşa 6 vermem gerekiyor. Doğru değil mi? 169. 980. "16 oldu. Bir dakika, yanlış oldu. 179. Burası 16 oldu. Evet, 179. Bunların farkını istiyoruz. 980'den 179'u çıkarmamız lazım. 801. Evet, örnek 4, 5. 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Evet, buyurun arkadaşlar. Siz kaç buldunuz? Tahmininiz nedir? 3 basamaklı rakamları farklı olan kaç doğal sayı yazılabilir? Yani kolay bir çözümünün olmadığını söylemişiz. Aslında kolay bir çözümünün olduğunu söylemişiz. Aslında çok kolay bir çözümü varmış. Ama aslında bu konunun konusu değil. Yani kolay bir çözümü var ama bu konunun konusu değil arkadaşlar. Başka bir konunun konusu yani. Yani biraz zor bir konuyla, evet, permütasyonla alakası olan bir şey. Yani hani normalde kombinasyon, permütasyona bağlantılı. Kombinasyon, permütasyon, olasılık da yani hani matematiğin en zor konusu diyebiliriz aslında. Ya böyle permütasyonu ben çok seviyorum ya, gerçekten yapıyorum diyen adam çok azdır. Yani çok anlasanız da bazen unutuluyor. O yüzden biz permütasyon olasılıkları en sona bırakmaya çalışıyoruz. Yapılabilir. DGS son birkaç yıldır permütasyon olasılıkları gerçekten kolay soruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu tek tek yazmak olmaz. 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazacağız? Rakam dediğimiz olay ne arkadaşlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yani 10 tane rakam var. Şimdi birler onlar yüzler basamağı. Yüzler basamağına baktığımız zaman kaç yazabiliriz? Yani mesela ben buraya 0 yazamam ama ne yazabilirim? 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim, 4 yazabilirim, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar 9 tane değer yazabilirim. Doğru mu? Çarpı. Şimdi diyelim ki ben buraya 3 yazdım. Rakamları farklı dediğin açık, buraya 3 yazamayacağım. 3'ü sildiğimi varsayıyorum. Ama bu sefer işin içine 0 giriyor. Buraya 0 yazamıyordum. Buraya bu sefer 0 yazabiliyorum. Yani yine 9 tane oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yine 9 tane oluyor. Şimdi 3 yazamıyorum ama 3'ün yerine 0 geldi. Dolayısıyla burada yine 9 tane oldu. 10 tane rakam olduğu için 2 tane rakam sildim. Yani 0'ı yazdığımı varsayıyorum, 3'ü yazdığımı varsayıyorum. Bu sefer 8 tane rakam arkadaşlar. Buraya 8 yazıyor. Bunların hepsinin çarpımı, rakamları farklı olan ifadeleri verecek bize. Yani normalde kolay. Permütasyon bilirsen aslında yapılıyor. 9 kere 9 81, 81 çarpı 80, 648.
Diğer türlü tek tek saymanız lazım. Yani çok zor. Yani normalde iki basamaklı mesela kaç doğal sayı? Mantığı anlayalım o zaman. İki basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? İki basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Desem tek tek sayacaksınız. Burada da 81. Çünkü 0 hariç 9 tane, 0 dahil 9 tane. 9 kere 9 81 olur. 2 basamaklı 81, 3 basamaklı 648, 4 basamaklı dediğinizde işin rengi değişiyor. Mesela çok büyük değerler çıkıyor. Ondan sonra permütasyon giriyor. Böyle bırakıyoruz genelde. Permütasyonları da çarpıp bırakıyoruz. Olabilir. Evet, toplamları en çok en az meselesi var. Buna değinmiştik ama yine buna değinelim. Toplamları verilen ve en büyük sayının en çok olması istenildiğinde, en büyük ve en çok olması istenildiğinde diğer sayılar olabildiğince küçük seçilirse kalan son sayı büyük olur ve en çok olur. Bu bir. Toplamları verilen en küçük sayının en az olması. Bak, en büyük, en çok anlamaya çalışın. En büyük, en çok derse büyüklüğü yüceltiyor. Hem büyük olması hem de çok olması isteniliyorsa diğer sayıları küçük seçiyorsunuz. İşlem bitiyor. En küçük sayının en az olması. En küçük ve en az. Küçüğü küçültüyor. Daha da küçültmek istiyorsunuz. Diğer sayıları olabildiğince bu sefer büyük seçerseniz arkadaşlar, yani ters işlem yapıyoruz. Kalan son sayı küçük olur ve en az olur. 2. Burada bir değişkenlik var. Toplamları verilen en büyük sayının en az olması. Bak, şimdi iş değişti. Büyük olması isteniliyor ama az olması isteniliyor. Ya da küçük olması isteniliyor ama çok olması isteniliyor arkadaşlar. Yani zıtlık var. Büyük olacak ama az olacak. Ya da küçük olacak ama çok olacak. Tersi bu tür durumlar varsa, zıt ifadeler varsa arkadaşlar, ne yapıyoruz? Toplamı sayı adedine bölüyoruz. Toplamı sayı adedine bölüyoruz. Deneme yanılma yoluyla, deneme yanılma yoluyla işlem yapılır. Burada deneme yanılma. Şu üçüncü madde deneme yanılma. Birbirinden farklı iki basamaklı 4 doğal sayı 330. Bu sayıların en küçüğü en az. Şimdi 4 tane sayımız var. 1, 2, 3, 4. 4 tane sayımız var. Küçük olsun ama en az olsun diyorsanız, birbirinden farklı dediği için elemanın biri 99, diğer eleman 98, diğer eleman 97 dediğinizde 3. sayı otomatik küçük oluyor. 270, 200, 85, 294. Yani 36 geliyor buraya da. En küçük sayı en az 36. Basit yani, hani küçük az, büyük çok meseleleri biraz basit. Sadece o dediğim gibi deneme yanılma olan kısımda biraz karışıklık var. Birbirinden farklı, rakamları farklı. 4 doğal sayının toplamı 110. Sayıların en büyüğü en çok. Şimdi 1, 2, 3, 4. Birbirinden farklı. Rakamları farklı. Dolayısıyla elemanın biri 10, biri 12, biri 13 yaptığınızda bulacaksınız 75. 25, 35, 35 ile 75'i topladığınızda 110 geliyor. Deneme yanılma yoluyla arkadaşlar. Zaten küçük 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 seçerseniz bu otomatik büyük oluyor. Büyük 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 seçerseniz otomatik küçük olur. Basit yani. Mantığı burada basit aslında. Dediğim gibi kafanın karıştığı yerler var. Onlara da bakalım. Örnek gelirse yapacağız. 540 sayfalık bir kitabı numaralandırmak için toplam kaç rakam kullanılır? Bunun örneğini aslında size söylemiştik. Formülü var. Formülü kullanmakta yarar var arkadaşlar. Ya da 540'a kadar. Yani işte ne dedik? 1, 2, denden 9'a kadar numaralandırıyoruz. Sonra 10, 11, 12, denden 99'a kadar numaralandırıyoruz. Sonra numaralandırmak için 100'den başlıyoruz. 101 diyoruz. Nereye kadar geliyor? 540'a kadar geliyor. Yani bunları tek tek toplamak lazım. Yani burada 9 tane rakam var. Burada 10'dan 99'a kadar 90 tane rakam. Ama her rakamda 2 tane var. 90 çarpı 2. Yani burada 180 var. Hani böyle öğrenin de sonra formülü yine uygularsınız. 100'den 540'a
540'tan 100'ü çıkardınız 440. Bir tane eklediniz 441. 441 eleman var. 3 ile çarpacaksınız. 1200, 1323 mü? 1323. Şimdi bunların hepsini toplayacaksınız arkadaşlar. Tamam. Yani 3n-108 formülü var. O formülle de yapabilirsiniz. 189 ile 1323'ü toplamanız lazım. 1323, 189. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Ya da o formülü yapacağız. 189 topladığınızda 12, 10 bir de elde var. 11, 4 bir de elde var. 5, 1512. Ya da ne yapıyoruz arkadaşlar? 3n-108. En gördüğümüz yere 540 yazıyoruz. 3 tane 540, 1500, 1620 eksi 108 yaptığınızda yine 1512 buluyorsunuz. Yani formülü var, mantığı var. Mantığı öğrenin, formül kolay arkadaşlar. Evet, 8. Kendini oluşturan rakamların sayı değerlerinin çarpımı 60 olan 4 basamaklı en küçük sayının birler basamağındaki rakam. Kendini oluşturan rakamların sayı değerlerinin çarpımı 60 olan 4 basamaklı en küçük sayının birler basamağındaki rakam. Anladınız mı soruyu? Anladınız değil mi? Kendisini oluşturan demek ki 4 basamaklı bir sayı var. Yani onu söylüyor. 4 basamaklı bir sayı var. Bu sayının rakamlarının çarpımı 60 oluyormuş. Ama en küçük olması isteniliyor. Şimdi küçük olacaksa birler basamağını olabildiği kadar büyük vermek lazım. 5 ya da 6. 6 verdiğimizi varsayarsak çarpımlar olacak ya. O zaman geriye elimizde 10 kaldı arkadaşlar. 10. 10'u nasıl oluşturabilirim? O zaman buraya 1 veririm. 1 veririm. Buraya 2 veririm. Buraya 5 veririm. Yani 1256 mesela bize 60'ı verir. Daha küçüğü olmaz herhalde, daha küçüğü değil mi? Olmaz. 1256 bu sayının kendisini oluşturan sayının rakamlarını çarpma 60, 4 basamaklı en küçük sayı. Sayı olabildiği kadar küçük olsun isteniliyor. Birler basamağında 6 var. Yani hocam büyük dese ne olur? Yani o zaman buraya 2 verirsin kardeşim. 30 olacak ya. Buraya 6 verirsin. Buraya 5 verirsin. Buraya da 1 verirsin mesela. Yani büyük olması isteniliyorsa 6512 mesela 1256 gibi. Yani bu tür böyle ters işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Gibi gibi gibi. Başka olmaz zaten. Evet, 9. Rakamları farklı ve birbirinden farklı 2 basamaklı 4 doğal sayı. 2 basamaklı 4 doğal sayı. En küçüğü en çok, en büyüğü en az. Bak, burada zıtlık var arkadaşlar. Küçük olması isteniliyor ama çok olması isteniliyor. Büyük olması isteniliyor ama az olması isteniliyor. Mantığını anlayın. Küçük olacak ama çok olacak. Büyük olacak ama az olacak. İşte yukarıda deneme yanılma 3. madde dediğim madde bu madde arkadaşlar. Bu maddeyi yapmanız lazım. Rakamları farklı, birbirinden farklı. 4 doğal sayı. Yani o zaman bu sayılar deneme yanılma yoluyla yapacağız ama burada şöyle yapmamız lazım. Toplamı sayı adedine bir kere bölmeniz lazım. Yani 160'ı bir kere 4'e bölmeniz lazım. Yani 40 demeniz gerekiyor. O zaman mantık olarak anlamaya çalışalım. 1, 2, 3, 4. Sayıların her biri 40 olsaydı bizi sağlardı. Ama ney? Sayıların birbirinden farklı olması isteniliyor. O zaman deneme yanılma yoluyla 40'a yakın değerler vererek arkadaşlar bunu yapmamız lazım. Bunu yapmamız lazım. Yani mesela 38, 39 mesela versek 41, 42. Mesela bunu verdiğimizde 160 yapıyor. Bak, en küçüğü en çok olabildiği kadar 38 olur. 38'den daha yukarı bir değer veremiyorsunuz arkadaşlar. En büyüğü de en az 42 olur. Küçük, yani bu tür durumlarda sayılar birbirine o kadar yakın ki
Yani büyükle küçük arasında çok ince şeyler var. Yani çok birkaç sayı var sadece. O yüzden küçük olabildiği kadar büyük ama hala küçük. Büyük olabildiği kadar küçük ama hala büyük. Yani 42 hepsinden büyük. Ama olabildiği kadar da küçük mantığı var. Tamam, deneme yanılma yolu, ondan sonra yapıştır geç. Evet, 10. Birer kez kullanılarak 5 basamaklı sayıda A ile B'nin toplamı, D ile E'nin toplamı birbirine eşittir. Kaç tane A, B, C, D sayısı yazılabilir? Güzel bir soru. Buyurun arkadaşlar. A ile B'nin toplamı, D ile E'nin toplamı birbirine eşit. C arada duruyor. Kaç tane yazabilirsiniz böyle sayı? Hoş geldin sınav sorusu. ÖSYM amca bunu sorsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yani sınavda her an böyle bir soru karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Tek tek tabii saymanız lazım. Mantığını bulmanız lazım. Hızlı olmanız lazım. Pratik olmanız lazım. Vesaire vesaire. A ile B'nin toplamı. Mesela 2 ile 3'ü toplarsam olmaz. 2 ile 4'ü toplarsam olmaz. 2 ile 5'i toplarsam, 3 ile 4'ü toplarsam olur. O zaman şöyle düşünelim. 2'ye 5, 3'e 4, 6 ortada. Bak, 25, 6, 34. O zaman şimdi şöyle bir durum var. Yani hani bunu şöyle yapabilirim. Yani faktöriyel mantığı da yapabilirim. Permütasyon mantığı. Ya da tek tek deneyeceksiniz arkadaşlar. 25, 6, 43 mesela. İşte diğer türlü 52, 6, 34, 52, 6, 43, 25, 6, 34, 25, 6, 43, 52, 34, 43. Bir de 34'lerin başa geldiği durumlar var. Yani 34'ü başa atarak mesela değişiklik yapabilirsiniz. O zaman şöyle 34, 6, 25, 34, 6, 52. Zaten burada 4 tane varsa burada da 4 tane olmak zorunda. 43, 6, 52, 43, 6, 25. Her bir elemanda 4 tane. 4, 4 şu an 8 tane var. Başka var mı? 2 ile 5'i, 3 ile 4'ü topladınız. 2 ile 6'yı, 5 ile 3'ü toplamanız lazım bu sefer. Yani o zaman bir de öyle deneyelim. 2 ile 6'yı, 5 ile 3'ü toplamanız lazım. Arada 4'ümüz var. Ya burada da arkadaşlar 8 tane çıkıyor. Yani tek tek bir daha yapmaya gerek yok ama yazalım. Yani illa sınavda olsam yazmam yani, onu söyleyeyim. Sınavda olsam zaten bunu bulduysam bunu da aynı şekilde yapacağım demektir. 62, 4, 53, 62, 4, 35. 53'ün başa geldiği 53, 4, 26, 53, 4, 62, 35, 4, 62, 35, 4, 26. 8 tane de burada var arkadaşlar. Başka 4'e 5, 3'e 6. Bak, gördünüz yani bunlar bu şekilde gidiyor. Diğer elemanda 4'e 5, 3'e 6, arada 2 var. 45, 2, 63, 54, 2, 63, 54, 2, 36. Bir de bunun tersi var. 36, 2, 45, 36, 2, 54, 63, 2, 54, 63, 2, 45. 8, 8, 8. Toplam 24 tane sayı yazılabilir. İşte bunu düşünmek lazım bu şekilde. Biraz böyle detay. Anladınız arkadaşlar? Düşün, yap. Sınavda olsanız karşınıza çıkacak şıklar. 8, 16, 24, 32 mesela. Her biri olacak. 8'i bulan da işaretleyip geçecek. 16'yı bulan da işaretleyecek. Biraz sabırlı olan 24'ü bulacak. 24'ü bulan da şüphe edecek. Acaba 32 olabilir mi? Bir tane daha var mıdır diye. Ya bu sorular o anlamda zor arkadaşlar. Bulduğunuzdan emin değilsiniz. Çünkü işlem gerektirmiyor. Üslü sayı gibi değil. İşlem yaparsın, denklem yaparsın çıkar. Ama burada denklem yok. Tamamen senin mantığınla alakası var.
Sayı basamakları çözümleme arkadaşlar. Basamak değeriyle sayı değerinin farklı olduğunu size söyledik. 2365 sayısını 3 sayısının sayı değeri 3 iken basamak değeri 300'dür. Sayıların çözümlenmesinde basamak değerlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam, basamak değerleri. Yani 2365 dediğimiz için 2365. Yani zaten okuduğunuz şeyi matematik diline çevirmek kolay aslında. Yani okuyorsun zaten bunu yani. Farklı bir şey değil. O yüzden A, B, C, D, E birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. On binler basamağı ise o zaman on binle çarpacaksın. Binler basamağı ise binle çarpacaksın. Yüzler basamağı ise yüzle çarpacaksın. Onlar basamağı, birler basamağı mantığı var arkadaşlar. Tamam. 10A artı B. Yani burası çözümleme arkadaşlar. AB dediğimiz olay birler. Onlar 10A artı B. ABC nedir? Birler. Onlar yüzler. 100A. 10B. C. İşte bu nedir? 10A artı A dediğimiz için 11A. Yani hani bilinmesi AA dediğinde 11A. AAA dediğinde 111A. İşte AA 0 dediğinde birler, onlar, yüzler, birler basamağı olmadığı için 110A gibi mesela arkadaşlar, tamam. Yani illa ezberlemenize gerek yok. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. 101A. AB7 dediğimiz olay arkadaşlar. Bunu AB 0 artı 7 gibi yazabilirsiniz. AB 0 artı 7. Bunu 10 tane AB artı 7 şeklinde de çözümleyebilirsiniz. Ya da 100 tane A, 10 tane B artı 7 şeklinde de çözümleyebilirsiniz. Sadece burada yani bazen sorularda hızlı olmak için yani bu tür böyle ince detaylar veriyoruz. Yani hızlı olabilmeniz için, pratik olmanız için yani sınav sayısalcılar için bile hız sınavına dönmüşken bu sınav gerçekten. Yani evet, normalde baktığınızda hani 50 soru için 135 dakika İdeal. Yani aslında normalde az yani. Hani ideal dediğimizde hani baktığınızda bir soruya 2-2,5 dakika falan düşüyor. 3 dakika düşmüyor yani bir soruya. Bir matematikçi yani hani matematikçi ilk 10 soru 15 soruyu ben mesela ilk 15 soruyu 15 dakikada bir ihtimal yapabilirsin. Yani hani belki zor da bir ihtimal yaparsın. Çok hızlıysan ama kalan 35 soru gerçekten emek isteyen işte sayısal mantığı var, detaylı geometrisi var vesaire. Yani baktığınız hani sayısalcılar için bile hız sınavı olduğu için bu sayısalcılar için de hız sınavı. Çünkü en az bir 10 tane Türkçe yapacak. Bu 15-20 dakikası zaten gidiyor. Yani 20 dakikası gittiği zaman Türkçe matematiğe ayıracağı bir soruya 2 dakika. Bu normal yani. Bir soruya 2 dakika normal bir sınav. Eşit ağırlıkçı ne yapacak mesela burada? Veya sözelci ne yapacak? Sözelci 10 tane matematik sorusu çözeyim dese yarım saatten aşağı vakti gitmiyor. O yüzden pratik olmak zorundasın. Pratik yöntemler hayat kurtarır ama her şeyin de pratik yöntemi yoktur arkadaşlar. Yani işte hocam pratik, her şeyin pratiği. Böyle bir çözüm yolumuz yok arkadaşlar. Yani matematikte böyle bir şey yok. Bir tane yaparsın yani. 1, 2, 3 neyse. 3 tane yaparsın. Şimdi 9 AB, 900 AB ya da 900 artı 10 artı 5 şeklinde çözümleme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bazen şöyle de çözümleme yapıyoruz. ÖSYM seviyor. İşte birler, onlar, yüzler, binler. 3 çarpı 10 üzeri 3 bin yani. İşte yüzler olduğu için 2 çarpı 10 üzeri 2 yani yüzler. Tamam. 10 üzeri 1, 10 üzeri 0. Bak mesela çözümlemeyi böyle de yapabilir. Virgüllü sayılarda 2 birler basamağı olduğu için birler basamağında burası 1 değil arkadaşlar. Burası 0. Öğrenci bunu karıştırıyor. Zannediyor bura 1. Birler basamağında burası 0'dır. 2 çarpı 10 üzeri 0. Sonra 10 üzeri eksi 1, sonra 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 diye gider. Bak mesela örnek vereyim sana. Şimdi 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü şöyle yazabilirsiniz. Eşittir 0 virgül 0 0 4. Bak normalde buna eşit bu. 3 tane virgülün sağında 3 tane eleman olacak. 1, 2, 3. Bunlardan bir tanesi 4 olacak ama kalanları 0 olacak. Bunu şöyle de yazabilir. Öğrenci bunu şöyle de yazabilir. 4 çarpı 1 bölü 10 üzeri 3. Yani işte 4 bölü 1000 şeklinde yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tür şeyler var arkadaşlar ama. Ama genelde 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 dediğimizde bizim aklımıza şu daima gelmeli. Çünkü bu hepsinin herkesin aklına geliyor. Evet, şöyle yapayım. Şurada. Tamam.
Evet, şurada noktası yok. Devam. 11. ABC 3 basamaklı, 2 basamaklı doğal sayılar toplamı 248. A artı B artı C. Aslında basamak kavramı zevkli bir konudur. Yani baktığınızda özünde öyle çok şey kötü bir konu değil yani. Şimdi çözümleme yapabilirsiniz. Yani bunu çok rahat bir şekilde çözümleme yapabiliriz. Nedir? 100 tane A artı 10 tane B artı C eşittir 10 tane A artı B artı 248. 10 A'yı bu tarafa attığında 90 tane A. B'yi bu tarafa attığında 9 tane B artı C 248'i buna göre yapacaksın. Burada önce büyükten başlayacaksın. 9 kere 3 27 geçti olmadı. 3 fazla. O zaman buraya 2 vereceksin. 9 kere 2 18 yani 180. O zaman geriye 68 kalıyor. 9 kere 7 63. Buraya da 5 diyorsunuz arkadaşlar. ABC'nin toplamı 2 artı 7 artı 5 14. Değer veriyoruz, tamam mı? Evet, 12. Rakamları asal sayılardan oluşan 3 basamaklı en büyük doğal sayıdan rakamlarının toplamını çıkardığımızda sonuç kaç olur? Evet, buyurun. Rakamları asal sayılardan oluşan 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Rakamları farklı ibaresini kullanmamış. O yüzden en büyük sayımız 777'dir. Rakamlarının toplamını çıkaracağız. Yani burada 753 diyen de olabilir. Dikkat edin. Farklı dese 753 olur. Farklı demediği için 756. Evet, 13. AB ile BA'nın toplamı 88. Kaç farklı AB sayısı vardır? AB ile BA'nın toplamı 88. Şimdi çözümleme yaptığında ne geliyor? 10 tane A artı B 10 tane B artı A nedir? 11 tane A 11 tane B. Şimdi burayı 11 parantezinde A artı B eşittir 88 diyelim. Buradan A ile B'nin toplamı A ile B'nin toplamı 8 olur. Şimdi A ile B'nin toplamı 8 ise işte bu şartı sağlayan kaç farklı iki basamaklı AB sayısı vardır? Biraz dikkatli olmak gerekebilir mi? 8'e 0. 7'ye 1. 6'ya 2. 5'e 3, 4'e 4. Doğru mu? 3'e 5, 2'ye 6, 1'e 7. Olur mu sizce bu? Evet. Alalım itirazları. 80 olmaz demiş. Neden? Neden? Neden olmaz? Mesela Ferda demiş ki bence olur demiş. Çünkü BA ile ilgili bir ibare yok demiş.
BA iki basamaklı deseydi evet 80 olmazdı ama BA ile ilgili bir şey söylemediği için olur demiş yani. Yani şöyle mi düşünmek lazım sizin dediğinize göre 90 o zaman hiçbir şekilde 90'ı veremeyiz iki basamaklı sayılara. Çünkü tersi 0,9'dur. Bana neyi tersinden beni alakadar etmiyor ki. Beni alakadar eden kısım burası. If soruda da burasından bahsediyor. Burayla ilgili bir şey söylemiyor. Eğer AB ve BA iki basamaklı sayı deseydi bunu veremezdim. Ama BA ile ilgili bir ibare kullanmadığı için bunu verebilirim. Mesela bak buraya 0,8 yazmadım mesela. Bunu böyle bir şey yazmadım. Ama A ile ilgili işte bunu veriyoruz. Evet 8 tane. 1'den 8'e. 8. Tersiyle ilgili bir ibare yok çünkü. İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirildiğinde sayı 27 büyümektedir. 27 büyüyor. Yani sayımız önce AB'ymiş, sonra BA olmuş. Yani ters çevirdiğimizde sayı 27 büyümüş. Yani şunu diyor. BA'dan AB'yi çıkardığında sonuç 27 oluyormuş. Şimdi burası nedir? 10 tane B. 10 tane B artı A'dan 10 tane A artı B'yi çıkardığımızı istiyor. Şimdi 10 A, 10 B'den B çıktı 9 tane B. A'dan 10 A çıktı. Eksi 9 tane A. Eşittir 27. 9 parantezinde. 9 parantezinde B eksi A madem 27 buradan B eksi A'yı ne buldum? 3 buldum. Bu sefer A'ya 0 veremem. Çünkü iki basamaklı bir sayı diyor. Yani bizim bahsettiğimiz sayı AB sayısı. A'ya siz 0 veremezsiniz. B'ye de zaten 0 veremiyoruz burada. Şimdi dolayısıyla A'ya buradan 1, bu arkadaşa 4, bu arkadaşa 2, bu arkadaşa 5, bu arkadaşa 3, bu arkadaşa 6. Değil mi? Devam edelim. BA eksi 3 bir tane de buraya yazayım. Bu arkadaşa 4, 7, 5, 8, 6'ya 9. 6 tane doğal sayı vardır. 0 veremiyorum mesela A'ya. Çünkü AB'nin kendisi iki basamaklı. A'ya 0 verirsem şartı sağlamaz. B'ye zaten 0 veremiyorum. Çünkü zaten B A'dan her türlü büyük. O yüzden zaten 1'e 4, 2'ye 5, 3'e 6, 4'e 7, 8'e 5, 9'a 6'ya 9. Bunları yapıyoruz. 6 tane sayımız var. Var mı burayla ilgili sorusu olan? Peki. 15. 0 veremeyiz. A 0 olmaz. O yüzden şimdi ben A'ya 0 verirsem 2 basamaklı olmaz. ABC 0'dan ve birbirinden farklı rakamlar. ABC'den CBA'yı çıkarınca 297. Şimdi burada. Bak sana burada basit bir yol öğreteyim. Bu ortada B var. Bu ortada B var. Salla gitsin. Zaten basit. 100 tane A var burada. Bakın burada 100 tane A ve burada C var. Burada da 100 tane C ve A var. 100 tane A'dan A çıktı. 99 tane A. Eksi 99 tane de C olur. Eşittir 297. Şimdi burada işin rengi biraz değişiyor. 99 parantezine alırsanız A eksi C eşittir 3 olur. Ama B ile ilgili bir yorum bilmiyoruz. B her şey olabilir. Bak B her şey olabilir. Ama A'nın C'den farkı 3 oluyor. Yukarıdaki sorudan farkı bu arkadaşlar, tamam. Şimdi bunu tek tek düşünmeniz lazım. Şimdi evet elimizde ne var? A var. B var. C var. B her şey olabiliyor. Yani sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar dediğimizde şöyle düşünüyoruz. Mesela A'ya 4 verirseniz, C'ye 1 verirseniz aradaki fark 3 olur. B 0 olmayacağına göre, bakın şimdi B 0 olamaz.
4 olamaz, 1 olamaz. Çünkü niye? Birbirinden farklı rakamlar. O zaman B'ye buradan verebileceğim 2 verebilirim, 3 verebilirim, 5 verebilirim, 6 verebilirim, 7 verebilirim, 8 verebilirim, 9 verebilirim. Kaç tane verdim? 7 tane verdim. Bunu her soruda yapacaksınız. Yani burada bu şartı sağlayan 7 tane sayı var. 421, 451, 481 vesaire vesaire. Şurada karışıklık olmasın. Şunu şunun altına yazayım. 2, 3, 4 veremem. 5 verebilirim. 6 verebilirim. 7 verebilirim. 8 verebilirim. 9 verebilirim. B'ye buradan 7 tane değer verdiğim için 7 farklı değer alır. Bunu hepsi için düşüneceksiniz arkadaşlar. Bir daha yapıyorum. A, B, C. Bu sefer A'ya 5 verdim. C'ye 2 verdim. B'ye buradan 7 tane farklı değer. 7 tane de burada var. Bak 7 tane de burada var. Bunun her biri için böyle düşünmeniz lazım. Bir tane daha yapıyorum. A, B, C. Daha çok yapacağım. A, B, C. Bir tane daha yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Şimdi buradan. Yani bunu tek tek artık yapmaya gerek yok. Mantığı anladıysanız 6'ya 3, 7 tane burada var. Tamam. İşte 7'ye 4, yine 7 tane burada var. Her türlü. 8'e 5, 7 tane eleman burada var. 9'a 6, 7 tane eleman burada var. Bak, 7 tane burada var. 7 tane burada var. 7 burada, 7 burada, 7 burada, 7 burada. 6 tane 7 var. Kaç tane değer alıyormuş? 6 kere 7, 42 farklı değer. Zor soru. Yani zor, çok zor değil ama emek isteyen, üzerinde düşünmeniz gereken soru tiplerinden. Zor değil ama emek istiyor. Öğrenci istiyor ki hemen çıksın. Öğrenciler tez canlı oluyor ama yanlış arkadaşlar. Matematik sabır ister. Sabırlı olacaksın. Yani hocam işte zormuş ya, bunu buradan yaptın, öbürünü oradan çıkardın, bunu yaptın. Yani bu kadar işlem matematikte normal arkadaşlar. Bak bu kadar işlem matematikte bir çözüm için normal işlemdir. Evet, 16. XX Y'ye 1452. XX Y'ye. Basit. Nedir elemanımız? 11X. Artık çözümlemeyi öğrendin. 11Y. Çözümleme öğrendiniz arkadaşlar. 11X. Arada çarpma var. Bakın burada öyle bir ifade yok. Yani bu ifade şu artık. 11 çarpı x çarpı 11 çarpı y eşittir 1452. Tamam. Yani 121 çarpı x çarpı y 1452. 10, 12 mi? 12 filan yapıyor. Aynen. 242. 1452, 1210. Aynen. 12. Yani şu ikisinin çarpımı 12 yapıyor. X ile Y toplamının alabileceği en büyük değer. Şimdi alabileceği en büyük değerse X ile Y'nin çarpımı ne? 12. En büyük değer için ne kardeşim? Bu arkadaşa 6 veririm, bu arkadaşa 2 veririm. Daha büyüğü var mı? Olmaz 13. Fırat. Değil mi kardeş? Olmaz. X artı y'nin alacağı en büyük değer 8. X'e 1, y'ye 12 veremezsin. X'e 6, y'ye 2 veririz. Şimdi çözümleme mantığını öğrendiniz mi arkadaşlar? Bak, çözümleme mantığını anladınız mı? Çözümlemeyi anladıysanız bu tür soruların tamamını çözümleme mantığıyla çözeceksiniz. XX, Y'ye. 11X, arada çarpma vardır. Hani dedik ya az önce 9 tane Adana, 9 tane Ceyhan. Aslında bu şu arkadaşlar. 9 tane A, eksi 9 tane C. Arada çarpma var. Bunu unutmayın. Arada çarpma var arkadaşlar. Yani 9 A dediğinizde yanında normal sayı değil. Bu çarpmalı ifadeler. 11. 11 ile 11'i çarparsanız 121. 121 ile 12'yi çarparsanız ancak 1452 yapar. O zaman x ile y'nin çarpımı 12 yapar.
Çarpımları 12 olan sayıların toplamları en fazla mantığı diyeceğim ama x buradan 12 olmaz. Çünkü niye? X, y, iki basamaklı sayılar. Ya sen x'e nasıl 12 vereceksin? 12, 12, 4 basamak olur. Veremezsin ki. X'e buradan en fazla 6, y'ye en fazla 2 verirsin. 6 ile 2'nin toplamı 8. Ya da 3'e 4. Bu da toplamı 7 yapar. Evet, zorlanıyorsunuz. Anladım. Buralarda zorlanıyorsunuz, doğru mu? Zorlanıyorsunuz, değil mi? Başladı böyle beyinleriniz yanmaya. ABBA iki basamaklı sayılar. ABBA 143. AB sayısının en büyük değeri için çözümleme 11 tane A geliyor buradan. 11 tane B geliyor buradan. 11 parantezinde bak parantez A ile B'nin toplamı geliyor buradan. Bu da 143 yapar. Buradan A ile B'nin toplamı 13 geliyor. Şimdi 10A. Bir A daha 11A. 10B. Bir B de burada var. 11B. Çözümlediğinizde A ile B'nin toplamı 13. AB sayısının en büyük değeri. AB sayısının en büyük değeri nedir arkadaşlar? Artık bunu biliyorsunuz. 7 ile 6. 76 yani 7 ile 6'nın toplamı. Değil mi? Şöyle. A ile B'nin toplamı 13 ise 7 ile 6'nın. O zaman 7 kere 6, 42. Bu da 42. Vallahi basit bunlar. Evet 18. X, Y, Y, X. X, Y ve Y, X 2 basamak. X, Y ve Y, X 2 basamak. Arkadaşlar X, Y, Y, X dediğimiz olay 11X, 11Y, 11 parantezinde X artı Y 77, X artı Y 7 yapar. X, Y, Y, X farkını soruyor. O zaman X, Y, Y, X arkadaşlar 10X'ten X çıktı 9X. Eksi 9Y. Şunu soruyor. Yani 9 parantezinde X eksi Y'nin farkını soruyor bana. Ben de şimdi diyorum ki X'e 7, Y'ye 0 veremem çünkü ikisi de 2 basamaklı. O zaman bu arkadaşa 6, bu arkadaşa 1 veririm. Getirir burada yerine yazarım. 9, 6 eksi 1. 9 kere 5, 45. Evet, tekrar edin bu konuyu. 19. AB AB 0. AB sayısının kaç katı? Seversiniz. Yaparsınız bunu. AB AB 0. Böldüm AB'ye. AB'nin içinde AB bir defa var. Bir AB AB. Çıkardım 0 0. A'yı indirdim bir şey yok. B'yi indirince buraya 0 yazdım. Bir tane AB. Burası 0 0. Buradaki 0'ı indirince buradaki 0'ı da buraya yazmam lazım. Yani 1010 katı. Yani AB AB 0 eşittir 1010 çarpı AB. Kaç katıymış? 1010 katı. 101 katı değil. 1010 katı. Evet. A5 B4 sayısı A4 B5 sayısından kaç fazladır? Evet. A5 B4 A4 B5. Değer verin. A'ya 1, B'ye 2 deseniz de olur. Fark etmez. Ama çözümleme de yapabilirsiniz. Çözümleme yapın. Çözümleme yapalım mı? Tamam. A5 B4'ten A4 B5'i çıkaralım. Şimdi çıkarma işlemi yapacaksak neydi elemanımız? Birler, onlar, yüzler, binler. 1000 tane A, 500, 10 tane B artı 4. Mesela ben olsaydım şu ikisi aynı yerde olduğu için bu ikisini otomatik çizerdim. Bu ikisi aynı yerde olduğu için bu ikisini otomatik çizerdim zaten. Daha rahat olabilirdi.
Ama hani konu anlatıyoruz, bu şekilde de anlatılabilir. Eksi. Nedir? 1000 A artı 400 10 tane B artı 5. Şimdi çıkarma işlemi yaptığımızda 1000 A'lar ünü götürür. Çıkarma işlemi yaptığımızda 10 B'ler ünü götürür. 504'ten 405'i çıkaracağım. Eşittir 99. Bir. Evet, son sayfaya doğru geliyoruz. 2 üzeri 2000, 5 üzeri 2002 sayısı kaç basamaklıdır? Evet. Hoca çıldırdı. Dur kızım ya. Evet, kızım da dinliyor. Şimdi böyle deyince olmadı, evet. Yok kızım, baba niye çıldırsın ya? O zaman bakayım şey. Evet arkadaşlar. Şimdi öğrenci diyor ki ben bu soruyu nasıl çözeyim? Halbuki çözüm yolunu bilse çok basit. Bak şimdi bu tür sorularda 2 ile 5 bizim için önemli. Bu soruyu daha da zorlaştırabiliriz. Gerek yok, basit bak. 2 ile 5 önemli. O zaman üstlerin bir kere bir eşit olması lazım, tamam mı? Üstleri eşitlemeniz gerekiyor. O zaman bu ifadeyi şöyle düzeltelim. 2 üzeri 2000, 5 üzeri 2000 olsun. Hocam 2002 idi orası. O zaman 5 üzeri 2. Bak ekledim. Ne oldu? 2002 oldu. Üslü sayı kuralı. Üslü sayı bilmiyorsan yapacak bir şey yok. Ama üslü sayı biliyorsan, tabanlar aynı ise üsler toplanır. Ne oldu? 2002 oldu. Aynı şekilde üsler aynı ise tabanlar ne yapılır? Çarpılır. 2 kere 5 10. Yani bu ifade şuna eşit. 5'in karesi çarpı 10 üzeri 2000. Şimdi bu şu arkadaşlar. 5'in karesi ne? 25. 25 çarpı 10 üzeri 2000. Bu şu demek. Şimdi burada 10 üzeri 2025. Bu şu demek arkadaşlar. 25'in yanına 2000 tane sıfır eklemeniz lazım. 1, 2, 3, 2000 tane. (2000 adet sıfır var. 25'in de kendisi var. Ne oldu? 2002 basamaklı. 2002 basamaklı bir sayı. Evet, 2002 basamaklı. Tamam. 25'in yanına 2000 tane sıfır. Bu üslü sayının da konusu aynı zamanda. Üslü sayılarda da böyle sorular var. Yani o yüzden zamanla zaten öğreneceksiniz bunları. Matematik dedi ki cebir ifadeleri özellikle iç içe bağlantılı konular. Yani bazen üslü sorarız, bazen köklü sorarız. Konunun özünle alakalı. Şimdi bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Sabırlı olacaksınız. Onun yanındaki sıfır sayılmaz mı? Sayılmaz. Bak o zaman şöyle. 10 üzeri 2 dediğinizde onun yanına 2 tane sıfır mı ekliyorsunuz? Yoksa direkt 100 mü yapıyorsunuz? Yani mesela bunu şöyle yapıyorsunuz. Onun yanındaki sıfır sayılmaz. Birin yanına 2 tane sıfır ekliyorsunuz direkt. Oradan düşünün. Peki. 22 son sayfa arkadaşlar. Son 22, 23, 24, 26'ya kadar buradayız. Sayısının rakamlarının toplamı birin yanına 10 üzeri 10 ne demek? Birin yanına 10 tane sıfır ekle demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sıfırdan 102'yi çıkar demek. Bak şimdi mantığını anlayın.
Mantığını anladığınız her soru basittir. Sıfırda sıfır yok, 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 yok. Komşuya gittik. Komşu en son ne oldu? Bir onluk verdi. Onluk verdiği zaman bunlar ne oldu? 9. 9. 9. 9. 9. Bu arkadaş 9. 9. 9. 9. Bu arkadaş en son 10. Normal ilkokuldaki çıkarma işlemi gibi düşünün. 8. Sonra bu arkadaş 9. Sonra bu arkadaş 8. Sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 9'u aşağı indireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 9. 9 kere 8, 72 artı 8 artı 8, 88. 1'in yanına 10 tane 0, normal 102 çıkarma işlemi. Yani sorunun kendi görüntüsü zor olabilir arkadaşlar. Bak, görüntüye aldanmayın. Ama sabırlı, yani burada hani biraz çözümleri bilmek lazım. Yani dediğim gibi çok çözümlü soru izleyebilirsiniz. Soru çözmeniz lazım. Her soru tipi farklı olabilir. Zaman lazım arkadaşlar. 3 ay diyoruz biz. Matematiğe alışma, öğrenme, orta seviyeye geçme. ABC 3 basamaklı sayısında A'nın sayı değeri 2 arttırılır, B'nin sayı değeri 1 azaltılır, C'nin sayı değeri 3 arttırılırsa sayının değeri kaç artar? Çok basit. A'yı 2 arttırırsanız basamak değerinden dolayı 200 artar. B'yi 1 azaltırsanız basamak değerinden dolayı 10 azalır. C'yi 3 arttırırsanız basamak değerinden dolayı 3 artar. Yani sayının değeri 193 artar. Rakamları toplamı 3 olan 2 basamaklı bir sayının 2 katının 3 eksiği sayının tersten yazılışına eşit olduğuna göre bu sayının onlar basamağı kaçtır? Biraz denklem tipi olmuş. Rakamları toplamı 3. 2 basamaklı bir sayı. Düşünelim. Yani sayıya 30. Yani mesela rakamları toplamı 3 olan 2 basamaklı bir sayı. 21, 12. Başka yok yani. 2 katının 3 eksiği. Sayının tersten yazılışına eşit olduğuna göre. Yani o zaman sayının tersten yazılışına eşit olacaksa büyük ihtimal şu. 12. 12 sayısının 2 katının 3 eksiği nedir? 21. Verdi mi? Mantığı verdi. Bu sayının onlar basamağını soruyoruz. Sayımız 12. 12 sayısının birler basamağı bu. Onlar basamağı bu. Cevap 1. Anladınız? Yani değiştirilebilir bu. Evet, son iki. Biraz gıcık iki tane sorumuz var arkadaşlar. Hep kolay hep kolay olmaz. Biraz zor soru sormak lazım. Yani görüntüsü zor olabilir. Görüntüsü zordur. Aldanmayın. Soruların görüntüleri zor. 10 üzeri 6'dan 1 çıkaracağım. Yani 99.999 gibi bir şey. 10 üzeri 7'den 2 çıkaracağım. X'ye çarpımdan elde edilen sayı kaç basamaklıdır? Nasıl yaparız arkadaşlar bunu? Yani mantık olarak bir düşünün bakalım. Bu nasıl bir şey olabilir? Elde edilen çarpım kaç basamaklıdır?
Şimdi arkadaşlar biraz nasıl bir soru? Şöyle bir soru. Yani bu 10 üzeri 6. Birin yanına 6 tane 0 ekliyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 1 çıkaracaksınız. Şimdi bu nedir? 999, 999, 999 değil mi? Bu sayımız bu yani aslında böyle büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Sayımız bu. Peki bu sayı kaç? Birin yanına 7 tane 0 ekliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 çıkaracağım ben buradan. Şimdi aslında bu da nedir? 7 basamaklı bir sayı. Şimdi buralara 9, 9, 9, sonu 8 olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bunun çarpımı sizce kaç basamaklıdır? Yani sayımız bu. Yani 999.999 ile çarpı 9.999.998 sayısının çarpımı sizce kaç basamaklı bir sayıdır? Anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bak örnek veriyorum. Şimdi bunu anlamak için şunu düşünmeniz lazım. 11 ile 11'i çarparsanız ne yapar? 121 yapar. Kaç basamaklı bir sayı elde ettiniz? 3 basamaklı bir sayı elde ettiniz. Zaten en kötü 10 ile 10'u çarparsanız 100 yapar. Yani 2 basamaklı sayıları birbiriyle çarparsanız en kötü 3 basamaklı bir sayı elde ediyorsunuz. Peki 4 basamaklı bir sayı elde edebilir misiniz? Yani 2 tane 2 basamaklı sayıyı çarptığınızda 4 basamaklı sayı elde edebilir misiniz? Ederim. Mesela nedir? 90 ile 12'yi çarparım. 90 ile 12'yi çarptığım zaman 1080 yapar. Örnek veriyorum. 2 basamaklı sayıları yani mantık olarak şöyle anlayın arkadaşlar. Şimdi 2 basamaklı sayıyla 2 basamaklı sayıyı çarptığınızda ya basamaklı ya da 2 basamaklı sayıyla 2 basamaklı sayıyı çarptığınızda 3 basamaklı sayılar elde ediyorsunuz. Şimdi bu matematiğin böyle biraz şey bir kuralı. Yani hani çok bilindik bir kuralı değil ama aslında bilmeniz gereken bir kuraldır. Eğer siz mesela ben kızım şu an 5. sınıfa gidiyor. Orada bunu öğretiyorlar aslında kendisine. Gerçekten öğretiyorlar. 4. sınıfta ben gördüm. Hoca aynen öğretmiş. 2 basamaklı sayıları çarparsanız diyor. 3 basamaklı ya da 4 basamaklı sayılar elde edersiniz diye kendisine bizzat öğretmişler. Aslında ilkokulda bunlar bize öğretiliyor ama detayda kaldığı için insanlar bunu bilmiyor. Şimdi 2 basamaklı sayılarla 2 basamaklı sayıları çarptığınızda ya 3 basamaklı sayılar ya da 4 basamaklı sayılar elde edersiniz. Eğer biz ifadeyi 111 çarpı 111 111 yapsaydık rakamlarının toplamının bir eksiği kadar elde etmiş olacaktık. Bak rakamların toplamı 2 basamak, 2 basamak, 4 basamak. Ama halbuki cevap 3 basamak. Sayılar büyük olduğu zaman bulacağınız sonuç arkadaşlar otomatik rakamlarının toplamı. Yani burada 6 basamak var. Burada 7 basamak var. Çarptığınızda en fazla bulacağınız 13 basamaklı bir sayıdır. Asla 14 basamaklı bir sayı bulamazsınız. Yani siz burada 3 basamaklı bir sayıyla 3 basamaklı bir sayıyı çarptığınızda ya 3 3 6 basamaklı ya da 3 3 eksi 1 5 basamaklı sayılar buluyorsunuz. İşte bu da matematiğin bir özü. Bilin yani hani yoksa bu sorunun bizim için bir ehemmiyeti yok. Benim burada öğretmek istediğim 2 basamaklı ya da 3 basamaklı sayıları çarptığınızda elde edilen sayının basamak değeri ya basamak değerlerinin toplamına ya da bir eksiğine eşittir arkadaşlar. Bu 25. sorudan çıkarmanız gereken tek ders budur. Başka bir dersiniz yok. Yani bunları tek tek çarpacak halimiz yok. Zaten böyle bir mantık da yok. Böyle bir şey öğretmiyoruz. Mantığını öğrendiniz. İşte bura 6 basamak, bura 7 basamak. O zaman en fazla dediği için zaten bunlar büyük değerler olduğu için 6 ile 7'nin toplamı 13. Bitti bu kadar. Küçük olsaydı 6 ile 7'yi toplar bir tane çıkarırdım. 12 yapardım mesela. Evet son soru. AB 2 basamaklı bir doğal sayı, x bir gerçel sayı. A ile x'in çarpımı 95, B ile x'in çarpımı 150. AB x nedir? Her sorumuz yani bu birkaç soru böyle görüntüsü zor.
Halbuki çözümleri gerçekten basit. Sadece öğrencinin bilgi eksiği var. Şimdi ABX, AX, BX bu. ABX'i soruyor. Şimdi bunu nasıl bir şey yapabilirim? ABX dediğim olay ne? AB çarpı X. Şimdi 10 tane A artı B ile aslında X'i çarpmam lazım. Çözümleme yapıyoruz ya. O zaman çözümleme mantığını düşünmeniz lazım. X'i dağıtıyorum. Nedir? 10 tane A ile X'i çarptım. Bak X'i buradan içeriye dağıttım. Yani şu arkadaşla ve şu arkadaşla çarpacağım. 10 tane A ile X'i çarpıyorum. B ile X'i çarpıyorum. Kardeşim sana söyleyeyim. A ile X'in çarpımı ne verdik? 95 verdik. Al sana 95. B ile X'in çarpımını ne verdik? 150 verdik. O zaman ney? 10 çarpı 95 artı 150. 950, 1100 cevap. Kolay. İşte X ney? A ney? B ney? Böyle dertlerimiz yok. Zaten şunu çözümleme yaptığınız zaman direkt cevap çıkıyor arkadaşlar. Bakarız. Evet. Kaydımı durdurayım. Sonra istediğiniz soruya bakabiliriz arkadaşlar. Bu kadar bugünlük.